Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Şu anda tahmin edin neredeyim? Gerçi tahmin etmenize gerek yok. Büyük ihtimalle videonun başlığı, daha doğrusu podcast'in başlığından zaten anlayacaksınız. Öncelikle şu ses kayıt cihazını gene cebime koyayım. Evet, maalesef buraları da siz duyacaksınız. Çünkü yine kesmemek istiyorum podcast'i. Sadece gene otomatik olarak aralardaki boşlukları alacağız. Bu da o gece yürüyüş podcastlerinden biri olacak. Şu anda evet Olimpos'tayım ve sokakta yürüyorum. Burası genel olarak fena değil. Şu an tam sol tarafından kafası 1 trilyon bir arkadaş var. Zar zor yürüyen. İnsanlar Olimpos bozdu diyorlardı. Tabii bunu derken neyi kastediyorlar bilmiyorum. Yani ne anlamda bozdu? Gençler olarak gitmek istedikleri zaman piyasa mı bozdu? Çünkü biz Eylül geldiğimiz için kötü değildi şimdiye kadar. İyiydi yani. Hatta ilk defa bir böyle sarhoş birini gördük. Gerçi dün gece de mesela kendi kendine konuşan bir dayı vardı. Ama kafa dinlemek isteyen birisi için, doğanın içinde denizi seven, trekkingi seven, açık havada tarihi yerleri görmeyi seven insanlar için ideal. Bir de öğrenci işi olduğu için eğer ne yapacağınızı biliyorsanız aşırı pahalı da değil yani. Bizim mesela şu an gelmemizin sebebi fiyat bayağı ucuzluyor. 75 liraya düşüyor geceliği. Normalde yazın mesela 130 lirayken. Senelerdir gelmek istiyordum. Ya vaktim olmuyordu ya param olmuyordu. Ama denk getirdik. Çok da memnun kaldım açıkçası. Kaldığım yer, adını söylemeyeceğim. Reklam sansın istemiyorum insanlar. Kaldığım yer gerçekten güzeldi. Yani tam bizim istediğimiz gibiydi. Bazen böyle işte arkada gözüküyor ismi veya işte gittiğim, oturduğum yerlerin isimleri gözüküyor. İnsanlar reklam aldım falan sanıyorlar. Hiçbirisinden reklam, sponsorluk herhangi bir şey almıyorum. Daha önce de söylemiştim. Amacım zaten çok ünlü olayım da işte bu ünümü kullanarak sponsorluk alayım. Yanımda bir köpek. Sırt üstü yere yattı. Sırtı, bu köpeklerin neden sırtı kaşınıyor bilmiyorum. Yani buradaki köpeklerin sırtı kaşınıyor. Şu anda yere yattı ve şey yapıyor. Sırtını kaşıyor, kendi sırtını. Dur, fotoğrafını çekeyim. Koyarım. Belki şöyle bir fotoğraf klasörü yaparım. Oradan bakarsınız. Evet. Büyük ihtimalle öyle bir şey istiyorum aslında. Bir fotoğraf klasörü. Mesela açıklama kısmına onu koymak istiyorum. Bir yandan podcast'i dinlerken, bir yandan da ona bakın diye. Hatta şu anda tam yürüdüğüm yolunda bir fotoğrafını çekeyim. Daha önce de demiştim arkadaşlar, benim tatil anlayışım bu. Yani fiziksel olarak yorulmak, denize girmek, yüzmek, dağa çıkmak. Burada trekking de yaptık çünkü kaleler var. Ağaçların arasından giriyorsunuz, kalenin olduğu yere çıkıyorsunuz. Videolarda belki görmüşsünüzdür. Çevre kirliliği sıkıntısı burada da iyi kötü var. Seferihisar'daki kadar olmasa da. Ama maalesef özellikle temizlenmeyen bazı yerlerde çok fazla izmarit birikmiş. Toplumumuzun kanayan yarısı maalesef gençleri, yani diğer ülkelerde, birinci dünya ülkelerine baktığım zaman, oralara gittiğim zaman vs bizim üçüncü dünya ülkelerindeki kendisini modern veya Avrupalılaşmış veya batılılaşmış sanan veya bu şekilde gören insanlara baktığımız zaman direkt üçüncü dünya ülkesi insanların yaptığı şeyleri ve onların kandırıldıkları konularda onların da kandırıldıklarını görüyorum. Yani bu gençken, küçükken herkes içiyor, içtikleri için havalı oluyorlar diye. O şeyden, yaşlardan ben de geçtim. Ezik olarak sayılıyorduk, ezikten sayılıyorduk yani. Küçükken ezik sayılmamak için
arkadaşların arasında işte onlara havalı gözükmek için. Yani şunu çok net bir şekilde hatırlıyorum. Kızlar bile sana çocuk gözüyle bakıyorlardı. Sigara içen erkekler olgun erkekti. İçmeyen erkekler çocuktu yani. Bunu ben çok net bir şekilde hatırlıyordum. Bunu nasıl yedirdiler? Bu dediğim gibi özellikle bizim gibi gelişmemiş ülkelerde var. Bunu yapan insanlar her ne kadar varlıklı insanlar, her ne kadar eğitimli insanlar olsa da yaşadıkları ülke burası. Ve o noktadan sonra zaten o beyin nikotine alıştıktan sonra da artık bırakamıyorsun yani. Artık hani normal bir şey oluyor o senin için maalesef. Ve bu kısır döngüyü kıramıyoruz bir türlü. Neyse. Şu anda ara ara sağdan soldan müzik sesleri geldiğini duyuyorsunuzdur. Bu da Olimpos'un sevdiğim yanlarından bir tanesi. Sürekli pansiyonlar var ve her pansiyonun kendi restoranı var. Mesela en uçta Kadir'in Ağaç Evleri vardı. Lan isim verdik tüh. Neyse. Orada mesela gece kulübü tarzı bir şey vardı. İlk geldiğimizde arkadaşlarla oraya girmiştik. Normalde damsız alınmıyor da işte orada kızlarla tanışmıştık. Rica etmiştik bizimle girer misiniz diye. O da kızlarla tanışma bahanesi. Damsız almıyorlar, bizimle girer misiniz? Aslında çok işe yarayan bir bahane yani. Şu anda sahile doğru, daha doğrusu sahil yoluna doğru gidiyorum. Ama sahile çıkamayacağız şu anda. Çünkü gece 12:20 geçiyor. Ve ben anı olsun diye böyle bir şey yapmaya karar verdim. Buraya en son 12 sene önce gelmiştim. Her yer gerçekten şeydi. Taş, dağ ve antik kent azdı. Şimdikine göre çok azdı yani. Şimdi bir geldik dağları komple kazmışlar. Kaçak harabe yapmışlar abi buralara. Dağları komple kazmışlar. Dağlar, taşlar hep harabe olmuş. İçini çıkartmışlar yani, içindeki harabeyi çıkartmışlar ortaya. Ve şu anda gezilecek aslında daha fazla yer var. Biz 3 gece kaldık. Bize yetti, yorulduk. Biraz daha denize girsek iyi olurdu ama o şeyden kaynaklandı. Arkadaşı, arabası biraz yavaş. O yüzden normalde tabii 6-7 saatte gelinir buraya İzmir'den. Ama biz 11 saatte geldik. O yüzden ilk geldiğimiz gün gece olmuştu zaten yani. Direkt akşam yemeğini yedik ve biraz oturduk, dinlendik. O yüzden ilk gün gitti. Onun haricinde dediğim gibi fiyatlar çok aşırı değil yani. Karnınızı doyurmak çok aşırı pahalı değil. Su içmek vesaire. Çünkü birçok yerde öldür ya. Yani su 5 liradır falan. Öyle yolunursun yani, oturduğun yerden erir cüzdanın. Öyle değil burası yani. Onun haricinde plaj gerçekten güzel. Bazı yerleri işte özellikle çok oturulan yerlerinde çok fazla izmarit, lan çekirdek falan da var. Bizim buradakiler kadar olmasa da. Ancak gene de mesela Seferihisar'a göre falan, halk plajlarına göre çok daha insaflı yani. Çok daha girilebilecek. Özellikle çok insanın olmadığı bir yere giderseniz çok daha doğru düzgün yani. Hani çantanızı falan koyabileceğiniz yerler var. Size tavsiyem en aşağı 4 kişi falan gelin. Çünkü burada şeye giriş, plaja giriş şeyden oluyor. Yani bu pansiyonlar sokağında oturuyorsanız tabii. Plaja giriş, şu an oraya geldim mesela. Geri döneceğim artık. Bu açık ya. Giriş var mı yok mu acaba? Soralım mı? Neyse. Geri dönelim. Plaja girmek istiyorsanız arkadaşlar, pansiyonların olduğu sokak ile plajın arasında bir yol var. O yolun içinde de işte o antik kent var. O yüzden plaja gitmek istiyorsanız para vermeniz lazım. Plaja giriş parası. Tam bir çakallık örneği yani. Bundan önce biz öğrenci olduğumuz için, 12 sene önce yani geldiğimizde öğrenci olduğumuz için sanırım para vermemiştik. Demiştim ki ona ileride mezun olunca bir ton para vereceğiz falan. Şu anda da şöyle bir olay varmış. Tek girişlik bilet 15 lira. 10 girişlik bilet 20 lira.
Yakında kara borsacılar falan çıkar ha. Böyle 10 girişlik bilet alıp tek girişini 5 liraya bastırtan falan. Çünkü bir kere girecek olan çok insan var. Hatta bir kız dedi ben alayım kartı, siz hiç para vermeyin. Bir kere basacağım ben zaten, size vereyim dedi. Biz hatta dedik biz alalım sana verelim. Çünkü biz daha çok kişiyiz. O bastı kartı. Sonra yarısını verdik, 10 lira verdik. Kısacası 10 liraya 2 gün boyunca plaja girmiş olduk. Özetle 4 kişi falan gelin. Öteki türlü 20 lira minimum vermeniz gerekiyor ama Kent kart gibi olduğu için 4 kişi falan ortak girebiliyorsunuz en azından. O yüzden mesela 5-5-5 verebiliyorsunuz. Gene saçma bir şey tabii ama ne yapalım, boş ver. En azından şeye katkımız olmuş oluyor değil mi? Bu kazı çalışmalarına katkımız olmuş oluyor diye umuyorum. İkinci saray mı? İkinci saraya katkımız mı oluyor? Yok, kazı çalışmalarına katkımız oluyor. Çok yüksek, yanları dik dağlar var. Yamaç. Yani dağın kendisi de yamaç. Yani direkt böyle yürünecek gibi değil. Zaten kaya tırmanışı etkinliği de var. Burada kaya tırmanışı da yapıyorlar. Arada sahile giderken görüyoruz. Ve işin ilginç yanı deniz de bir anda derinleşen bir deniz. Çok büyük ihtimal denizin kendisi aşırı derindi. Ama içine biraz taş falan koymuşlar. İlk başları sığlaşsın en azından diye. Gerçekten tehlikeli. İnsan boğulma tehlikesi geçirebilir. Doğru düzgün yüzme bilmeyen birisi yani. Böyle şey sanarken, hani boyumun olduğu yerde serinliyorum diye düşünürken bir anda boğulma tehlikesi geçirebilir. Evet arkadaşlar, tabii ki geri döndükten sonra işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an zaten her gün podcast açıyorum. Yani bir haftalık podcast'i önceden yaptık. Bize biliyorsunuz bizde tatile ara vermek veya tatile girmek diye bir şey yok. Kötü anlamda söylemiyorum. Ben seviyorum bu olayı. Çünkü hani maaş aldığım için veya yasak sağmak için yapmıyorum. Proje bazında yapıyorum diyeyim yani. O yüzden de bana canımın istediği her gün çalışma günü ve canımın istediği her saatte çalışma saati. Mesela buraya tablet de getirdim. Gece yapacak iş olmadığı zaman kendi kitabımı okuyorum. Çünkü biliyorsunuz basın, yani bir ara öyle bir muhabbet vardı ya, kitabımın basılma durumu vardı demiştim. Editör dönüş yapamadı demiştim. Şimdi oradan dönüş yaptılar. Ben de tekrardan okuyorum. O zamanlar Toyken yazmış oldum bazı. Yani başkasının adına utanmak derler ya, bazı yerler yani şeylerin, bazı cümleler. Başkasının adına utanmıyorum, kendi adıma utanıyorum. Ama en azından onları toparlama, onları düzeltme şansım oldu. Ve çok çok daha iyi bir hale getirdim hikayeleri. O da ben okumayı bitirdikten sonra şu anda onun üzerinde aralarında çalışıyorum. Yani şu an yaptığım, aynı anda yaptığım 3 tane proje var. Bir tanesi bu kitabı okuyup bitirmek ve onu basmak. Yani o yayın evinin basması bunu. İkincisi, daha önce de söylediğim gibi Nightmind'ın bir yaptığı korku antolojisi. Oraya korku kısa filmi çekmek. Tema 90'lar olduğu için biz de 90'ların o handikemi görüntüsüyle, ya gerçekten handikem ayarlayarak ya da ayarlayamasak bile ona yakın bir görüntü elde ederek böyle bir korku programı çekmek istiyoruz. Konusu sürpriz olsun. Ve üçüncüsü de tabii ki astronomi. Biliyorsunuz animasyonların, 3D animasyonların çoğunu Universe Sandbox ile yapıyorum. O yazılımla yapıyorum. Daha önce yapamadım ve o yüzden Pulsar'ın modelini yaptığımız yazılım gene buydu. Tahmin edin ne olmuş? Şimdi kendi kendine update geldi.
Ve Pulsar gibi cisimleri de artık 3D animasyonu yapabiliyorsunuz. Yani bir yandan boşu boşuna mı yaptım diyorsun. Çünkü evet, o zamanlar böyle bir imkan olsaydı hiç Pulsar modeli yapmaya çalışmazdım. Ama bir yandan da elle yapıldığı zaman daha, bilmiyorum, daha güzel oluyor, daha hoş oluyor. İkisini de kullanacağım. Yani o çıkan 3D animasyonu da yapacağım. Elle yaptığımız Pulsar'ı da kullanacağım. Oradan da o şekilde yürüyoruz. O da bayağı artık ele gelecek, ele geliyor yani şey. Videoları üst üste koydum ya. Şey, arka arkaya pardon. Astronomide işte ekstra çekimleri yaptık. Şimdi artık şey kaldı. Sesleri, bazı ek sesleri oturtması. Hem dış mekan hem iç mekan olarak ek sesleri oturtması. Ve işte ek çekimleri de oturtması kaldı. Yani ciddi ciddi az kaldı. Eğer ki bu araya sokulacak korku kısa filmi olmasaydı, onun çekimini, onu teslim etmemiz gerekiyor. Son gün o. Eğer olmasaydı döndükten sonra 10 gün içinde falan rahat biter derdim. Ama şimdi korku kısa filmine odaklanmamız lazım. Çekim olarak zor değil. Ancak geri kalan her şey zor. Prop bulması. Ondan sonra oyunculuk, ki çocuk oyuncu oynatmayı düşünüyoruz. Bunların hepsi zor. Ama kotarırız ya. Kotaracağımıza inanıyorum. O yüzden okul bittikten sonra, işe başladıktan sonra umarım siz de bu şekilde olursunuz. Çünkü okula giderken şey oluyordu değil mi? Mesela tatilin son günü falan strese giriyordunuz, üzülüyordunuz falan. Olan şimdi gene gideceğiz, okula başlayacağız falan diye. Özellikle ben bunu lisede yaşıyordum. Üniversitede ben kampüsü, ortamı falan biraz daha seviyordum. Her ne kadar yaz bittiğine üzülüyor olsam da gene de kampüs ortamına geri döndüğüm için mutlu oluyordum. Her ne kadar tabii sınav stresi vesaire olsa da olsun diyordum. Şimdi ise yaptığım işi sevdiğim için, yaptığım işe inandığım için daha doğrusu, bu şekilde düşünmüyorum. İkisi de bana iyi geliyor. Yani buraya gelip bilgisayarın başından kalkmış olup 4 gün boyunca, 3 gece boyunca daha doğrusu, kendimi fiziksel olarak yormak, yeni yerler görmek, mümkün olduğu kadar ekrana bakmamak ve tabii ki eve döndüğüm zaman da konforu özlemiş olmak. Dediğim gibi sevdiğim, istediğim tatil anlayışı bu. Yani hem geldiğine seviniyorsun hem de geri döndüğüne seviniyorsun. Burada gece neler yapılıyor? Yani sahile gitme haricinde, sahilde oturma haricinde. Diğer tarafa şu anda yürüyoruz. Bizim pansiyonun olduğu yere geri geldik. Biliyorsunuz plaja, yani plajın girişine kadar yürümüştük ya. Pansiyonun olduğu yere şu an geri geldik. Biraz da öteki tarafa doğru devam edeceğiz. Canlı müzik şu anda çalıyorlar. Biz mesela her geldiğimiz zaman yeni bir yeni bir grup öğreniyordum. Çünkü burası böyle hafiften hipster mekanı ya. Mesela daha önce geldiğimde bir yere oturmuştuk. Orada Zero Seven çalıyorlardı. Ve Zero Seven'ı oradan öğrenmiştim. Size bir bu da mı tesadüf olayı söyleyeceğim. Zero Seven'ı ilk duyduğum ve ondan sonra sürekli dinlediğim yer Olimpos, Antalya. Antalya'nın plakası kaç? 07. Yani Zero Seven. Evet, bu da mı tesadüf arkadaşlar? İşte 07 mucizesi böyle bir şey. Bu arada şunu söyleyeyim, devam ettireyim şeyi. Az önce anlattığım olayı. Ondan sonra başka bir şey daha anlatacağım. Bu geldiğimizde de yanımızda böyle şey tipler olur ya, ne bileyim 40-50 yaşında ama böyle motosikletçi dayılar gibi veya böyle hip arkadaşlar, hani zamanında Metallica falan çok dinlemiş o tip arkadaşlar. Bir tane kadın vardı, 3 tane de adam, dayı yani, amca. Bunlar böyle gene çok güzel, yeni, değişik, alternatif bir şey dinliyorlardı. Gittim sordum ne dinliyorsunuz diye. Baktı, gösterdi. Agar Agar diye bir grup. Daha önceden ismi hatırlıyorum. Acaba diyorum nereden geldi? Sonradan internette bakınca fark ettim. Vimeo'da bunların bir
şeyleri ünlü olmuştu. Klipleri ünlü olmuştu. Yani direkt ana sayfa olmuştu. Ve gerçekten güzeldi. Fangs Out diye. İsterseniz bakabilirsiniz. Tam Vimeo videosu gibi zaten. Şimdi onun şarkılarını indirdim. Yolda, dönüşte onu dinleyeceğiz. Umarım Olimpos'ta, yani Olimpos'un bana katmış olduğu müziklerden yenisi de bu olmuş olur. Özellikle şimdi yaşlanınca yeniliklere yavaş yavaş insan kapanıyor, biliyor musunuz? Böyle daha şey oluyor, muhafazakar oluyor. Ve aynı şeyi düşünmüyorsun. Aslında sürekli aynı şarkıları dinliyorsun. Bir noktada sıkılıyorsun aslında. Ama hiç böyle vakit harcayayım da uğraşayım. Ondan sonra işte yeni gruplar keşfedeyim demiyorsun yani. Aklına gelmiyor. Bu tür vesilelerle yeni gruplar, yeni müzikler keşfetmiş oluyorsun. Şu anda kafelerin olduğu yerdeyiz. Ara ara canlı müzik, ölü müzik duyarsınız. Şu an canlı müzik galiba. Bir şey daha fark ettim. İşin ilginç yanlarından bir tanesi. Bundan önce geldiğimizde 12 sene önceydi. YouTube kanalını açtığımız seneydi. 2006'da açmıştık hatırlıyorsanız. 2006 senesinde geldik. İlk kanalı açtığımızda ve ilk videoları çektiğimizde. Hatta burada birbirimizi çektiğimiz bir böyle maceralı video vardı. Geek Squad in Olimpos diye. Eğer unutmazsam onu da açıklama kısmına koyarım. Unutursam da hatırlatın. Koyayım arkadaşlar. Şimdi 12 sene sonra geldim buraya. Ve neredeyse İzmir'den daha çok insan tanıdı beni, biliyor musunuz? Çok ilginç. Yani İzmir'de sokağa çıktığım zaman belki bir iki kişi böyle tanır. Fotoğraf çektirir veya selam verir. Burada çok daha fazla insan tanıdı. Çok ilginç. Ben gerçekten, ya inanmayacaksınız biliyorum, farkındayım. Gerçekten böyle ünlü olayım diye bir derdim yok. Neden? Ünlü olmak güzel bir şey. Tanınmak güzel bir şey. Ama o benim için gerçekten bir araç. Ve buna rağmen, ve şunu da düşünüyordum. Mesela işte o Huzur İrfan'dır. O dönemler. Ramazan Turu. Tarak Gazetesi. Gerçek Aydalistler bilir Tarak Gazetesi'ni. O dönemlerde sokakta insanlar İşte tanıyordu, merhaba diyordu, selam veriyordu falan. Ara ara böyle işte Ramazan Turu daha ünlü oldu falan. Hani şunun farkındaydım ben. Çok ünlü olayım veyahut bu ünüm kalsın, devam etsin diye bir şeyler yapmam lazım. Çünkü biliyorsunuz sürekli böyle garip grup bir şeyler yapmazsanız, bir şekilde gündeme gelmezseniz o ün bitecek. Ve insanlar bir noktadan sonra sizi çok iplemeye başlayacaklar. Size selam vermeyecekler. O yüzden o noktada zaten ben kararımı verdim yani. Ne yapacağız? Ve önemli değil dedim. Düşerse düşsün yani. En azından düştüğünü bilirim. Amacım benim dedim ki film çekecek noktaya gelmek. Film çekecek şekilde kendimi geliştirmek. Ve o amaç uğrunda devam edeceğim dedim. O yüzden dedim ki şu anda işte bir tane video tuttu. Tuttuğu için böyle insanlar beni tanıyorlar ama seneler içinde bu azalacak ve büyük ihtimalle insanlar beni tanımaya başlayacak demiştim. Ve gerçekten o yüzden de bu yolda kasmadım. Hani diyorum ya size, şöhret hevesi çok kötü bir şey. Şöhret hevesi insanı yiyen bitiren bir şey arkadaşlar. O yüzden ben 20 yaşında mesela ünlü olmuş olmak istemezdim. Yani karakter olarak olgunlaşmadan şöhret olmuş olmak istemezdim. Veya işte en azından şimdiki kadar hani bir ün var ya. Ve çok garip bir şekilde şu an bizim işte 160 bine yakın. Ama yolda tanıyan daha fazla insan. Yani YouTube kanalımı bilmeyip beni tanıyan çok fazla insan var. Onu da neden öyle bilmiyorum. Farklı kanallarda herhalde görüyorlar. Bunu o zaman zaten hani kararımı vermiştim. Ama çok ilginç bir şekilde o zamana göre çok daha arttı. Tanıyan insan çok çok daha arttı. Yani bu şeyden herhalde, hani Hans Bilal serisi yaptık. Ondan sonra Hans Bilal serisini bu arada niye yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Benim normal tarzımdan biraz farklı, farkındaysanız. Seyirci kasmak için. Yani birkaç farklı tür video çeşidim var.
Hans Bilal türü olanlar. Komik ama bana şey olarak bir şey katmayan, teknik yani filmcilik tekniği olarak bana bir şey katmayan video çeşitleri bunlar. Ama onlar da seyirci kasmaya yarıyor. Seyirciler geliyor ve işe de yaradı. Yani seyirciler geliyor. Gelen seyirciler de kanala bakıyorlar. Podcast'leri görüyorlar. Podcast'leri takip etmeye başlıyorlar. Büyük ihtimal şimdi astronomiyi çıkarttığım zaman astronomiyi de görüp onu da takip etmeye başlayacaklar. Nasıl ortam yıkılıyor değil mi? Yani bunun amaç değil, araç olduğunu bilmek lazım. Daha önce diyorum ya, yani şöhret sevdası o Survivor Tanner'in yaptığı gibi insanın götünde kız kaçıran patlattıktır yani. Merhaba. İyi akşamlar. Bir de böyle bir durum var. Şimdi bazen insanlar bakıyorlar, ben tanıdılar sanıyorum. Onlar sadece arkadaşça merhaba demiş oluyorlar. Bir yere gitmiştim. Yüzülerek sadece girilen böyle mağara gibi bir yere. Videosunu görürsünüz büyük ihtimalle. Orada birisi dedi ki pardon bir fotoğraf alabilir miyim dedi. Ben de tabii malım ya. Yani zaten tanımama imkan yok. Gözümde yüzücü gözlüğü var. Gözlerim falan hiçbir şekilde gözükmüyor. Ve zaten suyun içine dala çıka giriyorum. Yani o ortamda tanımış olmasına imkan yok. Ha ben de yani şey diyorum. Ha işte adam benimle fotoğraf çekilmek istiyor. Ondan sonra adam tamam dedim. Adam şey dedi. Şu tarafa geçip beni çeker misiniz? Adam meğer elimde sualtıda fotoğraf çeken yani o sualtı kılıfları var ya 30 liralık. Onlarla işte bir de ablamın eski bir cep telefonu vardı Note 1. Onu onun içine koyup su altında çekim yapıyorum. O alet var diye. Meğer o yüzden istemiş yani. Ben de sanıyorum ki benim tanıdı. Ondan sonra düşündüm lan dedim mal mıyım yani. O şekilde nasıl tanıyacak? Yoksa yani yolda görse biliyorsunuz yani tanınmak olarak Türkiye'de bir ben, iki Cem Yılmaz, üç Yılmaz Erdoğan, dört Cumhurbaşkanımız falan. İnanmıyor musunuz? Şimdi bak anket yaptım tamam mı? Lan buna da inanıp ekşiye entry girecekler ya. Kendisini Cem Yılmaz'dan ünlü sanan adam. Neyse olsun. Gene de ben trollümü yapacağım. Ben şimdi anket yaptım mesela. Tanıdığım bütün arkadaşlarıma sordum tamam mı? Efe Aydal'ı tanıyor musunuz diye. Tamamı tanıyoruz dedi. Yani %100'ü tanıyor. Ama mesela Cem Yılmaz'ı tanıyor musunuz diyorum. Yabancılar tanımıyoruz dediler. Ve yaptığım ankete göre ben Cem Yılmaz'dan daha önlü çıktım. Şimdi bak bunu yazayım Facebook'a tamam mı? Veya videoda bir yerde söyleyeyim bunu. Yemin ederim bunu ciddiye alıp entry falan girecek, yorum yazacak. İleri zekalı, beyinli insanlar vardır. Ama en azından ben bunun farkındayım. O troll videolarını yapmaya devam edeceğim. En son işte Nihat Doğan yalnız değildir şeklinde bir video yaptım. Bizim kendi seyircimiz zaten neyin ne olduğunu biliyor. Onlar güzel dalga geçiyorlar. Onu da gerçek tabii ki. Yani onu da gerçek sanan insan çıkıyor. Gerçek sanıp küfür. Ulan tamam gerçek sanabiliriz önemli değil. Ama gerçek sandıktan sonra bir de üstüne ne küfür ediyorsun yani. Toplumumuzun kanayan yarası arkadaşlar. Bilmemek değil. Hani derler ya bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Ben onu da geçtim. Bilmemek değil bildiğini iddia etmek veya bildiğini sanmak ayıp. Bilmiyor olabilirsin abi. Ama bildiğini iddia etme en azından. Veya biliyormuş gibi davranma yani. Şu anda iki pansiyon şeyinin sokağının arasında böyle bir şey var. Araba yolu var. Şu an oradayız. Ama gene de sağdan soldan insanlar gözüküyor. O yüzden sıkıntı yok. Buradan sonra o diğer kısım geliyor. Orada da işte bar vesaire gece kulübü olan yerler. Yalnız saat 10'dan sonra içki satışı yasak. Meyve suyu içiyorlardı ileride, içeride. Gerçekten böyle yerler ne yapıyor acaba? Merak ediyor musunuz arkadaşlar böyle yerler ne yapıyor? Ondan sonra içki satışı yasak olan yerlerde gece kulüpleri ne yapıyor? Kamping alanı. Ha evet bunu söylemeyi unuttum bak.
Şu an kamping alanının yanından geçiyorum. Çadırlı kamping yapılabiliyor. Çadırınız varsa eğer. Ondan sonra ağaç evi olayı var. Bizim kaldığımız yerler de ağaç evi. Yani ağaçtan ev. Ama bir de gerçekten ağaca ev kurmuş adamlar. Oralarda kalabilirsiniz. Tam fantazi yani. Yüksekte falan böyle evler var. İlginç yerler var. Bisiklet kiralama var şimdi. ATV kiralama var. ATV'yi kiralıyorsun mesela. Kendini övdükten haber yapıyorsun. Ağır konuştum. ATV derken all terrain vehicle, yani onu kiralıyorsun, kendini övdüren haber yapıyorsun. Yanlış anlaşılmasın. Kişiler ve kurumlar alakası yoktur. Evet, şu an bisiklet kiracısının yanından geçiyorum. Yalnız bisiklet kiralayan ve bisiklete binen insanlar var. Ama çok böyle nerede bilir bilmiyorum. Yani bisiklet yolu var mı bilmiyorum. Çünkü normalde yürürsün yani, yürünecek yol. Belki hani canı sıkılıp da bisiklete binmek isteyen insanlar içindir. Sonuç itibariyle gezilebilecek yerler artmış ve 3 gece kalınca aslında şey olmuyor. Her yerde gezdik diyemiyorsunuz, biliyor musunuz? Bir de aktiviteler var arkadaşlar. Aktiviteleri zaten saymıyorum. Buradan turlar da var. Yani kano turları, ondan sonra koy turları vesaire. Bunlar da var. Onları saymıyorum. Gene de gitmek istediğiniz her yere gidemiyorsunuz. Bir yetmiyor yani vakit. 3 gecede. Mesela biz hani birden fazla böyle çıkılıp da manzara seyredilecek yer var. 2-3 tane var. Bunların hepsine çıkmaya vaktimiz olmadı. Bir tanesine sadece çıkabildik. Ondan sonra antik yerlerin olduğu sokaklar var. Bu sokakların hepsine de girmeye de vaktimiz olmadı. Ama pişman da değilim. Yani keşke 4 gece daha doğrusu kalsaydım demiyorum. Çünkü yorgunluk da var. 3 gün çok güzel yorduk kendimizi. Konforsuzluk, yorgunluk. Ve bunun sonunda da konforsuzluk derken tabii eve göre. Yoksa yani çadırdan falan çok daha konforlu tabii. Eski öğrenci halimiz yok. Eski öğrenci halimiz olduğu zaman al çadırını, değil mi? İstediğin yerde kal, hiç altına matı koy. İstediğin yerde kal ama bir noktadan sonra şey diyorsun. Yani bu şafaktan sonra bu şafaktan sonra artık yataklı yerlerde kalayım diyorsun yani. Kamping'e gittiğimiz zaman bile biz, kamping yerleri oluyor ya, oraya gittiğimiz zaman bile tuvaletli böyle kamping yerlerine gidiyoruz. Çünkü neden olmasın yani. Ha buraya, evet bak, bunun da yanından geçiyoruz şu anda. Kano, dive center gibi bir yer. Buraya da şey yapmışlar. Dur burayı da fotoğrafını alalım. Şey geliyor bak. O bahsettiğim gece kulübü gibi yerin yanından geçiyoruz. Onu da çekeyim hatta. Dur, araba geçti. Evet. Tabii eşimi nereye bıraktım diye soracak olursanız, o da benimle yürüyor şu an. O da benimle birlikte fotoğraf çekiyor. Şimdi tabii her çeşit insanla takılmanın avantajları var. Daha önceki arkadaşlar, yani ilk buraya geldiğim arkadaşlar kesinlikle trekking, mrekking, o tür şeylerle ilgilenmezlerdi. Çok ilginç gelen bir hayat tarzları vardı. Çünkü buraya kadar gelmişsin İzmir'den. Ve hani ortama bakıp keşfedip yüzeceğine, yani yüzmek olayına bile çok az giriyorlardı. Buralarda işte oturup paso bira içiyorlardı. Ama onların da şöyle bir avantajı oluyordu. Onlar sayesinde şeye geliyorduk. Bu bull bar gibi yerlere giriyorduk işte. Yoksa normalde ben kendim nerd halimle bunları yapmam yani. O ortamın içini de görmüş olduk. Aslında ilginç ortamlar. Ama yani çok param olsa, sonsuz param olsa gene yapar mıyım bilmiyorum. Belki gene bile yapmam yani. Şunu da fotoğrafını çekeyim. Bulvarın girişini. Vay be, gençlik nereye gidiyor?
En azından şu an yani buranın içinin neye benzediğini biliyorum o arkadaşlar sayesinde. Bir de demiştim ya, yaş geçken şey yapma şansınız oluyor. Çeşitli insanlarla böyle iletişim kurup çeşitli farklı insanları tanıma ve tecrübe edinme ve onların tecrübelerinden faydalanma şansınız oluyor. Bu belli bir yaşa kadar arkadaşlar. Yani 35, 36, 37 geldik işte. Artık kendi kesimimiz var. Kendi arkadaş çevremiz var. O zamanki kadar genç olduğum zamanki kadar tahammüllü değilim. Şimdi adamlar diyelim yani bana uymayan, kafa olarak bana uymayan insanlar. İşte yürümeyi sevmeyen, trekkingi sevmeyen, keşfetmeyi sevmeyen, buraya kadar gelip burada içmeyi seven, gece posu kusmayı seven falan, hangover olmayı seven, tatil anlayışı bu olan arkadaşlar. Şimdi bunlarla artık takılmıyorsun yani. Evet, dediğim gibi her çeşit insanla aslında takılmak iyi ama belli bir yaştan sonra artık gene aynı muhabbet. Bu şafaktan sonra kendimi üzemem diyorsun yani. Zaten tatile çıkılacak belli sayılı gün var yani. Hiç onlarla uğraşamam diyorsun açıkçası. Genç olmanın artıları eksileri, artılarından bir tanesi bu mesela, açık oluyorsun. Eksilerinden bir tanesi de kendini bir yere ait hissetmek istiyorsun. İçeride çöp yakıyorlar galiba. Aha, içeride yangın mı çıktı lan? Ciddi yangın mı çıktı acaba? Ambulans falan geçiyordu yanımızdan. Yani tam yürürken yangına mı denk geldik acaba? Ama çöp yanığı gibi kokuyor. Pat diye patlıyorum şimdi. Çöp yanığı gibi kokuyor. Geri döndüm. Bir bakıyorum içine ortama. Gidelim bakalım bir. Geri dönüyorduk ama eve doğru geri dönüyorduk. Ama şimdi tekrar yanından geçtiğimiz bir yerden dumanlar geldiğini gördük. Ve çöp yanığı gibi koku var. Şimdi yani bul bara yakın bir yer. Şimdi oraya geri dönüyorum. Zaten müziklerin yakınlaşmasından anlamışsınızdır. Allah Allah. Bir şeyler yakılıyor ama kontrollü mü yakılıyor? Kontrolsüz mü yakılıyor bilmiyorum. Evet. Evet, duman fazla yok ortada şu anda artık. Çöp yaktılar belki. Neden öyle bir şey yaparlar bilmiyorum ama. Belki de çöp yaktılar. Evet. Neyse, pansiyonumuza geri dönelim. Bu son gecemizdi. Bizi götürecek arkadaşımız ve diğer arkadaşımız. 4 kişi geldik. Normalde ben eşimle aslında tatil yapmak istiyordum. Onu tatile götürmek istiyordum ama her zaman için grup olmanın avantajları var. Bir kere daha az sıkılıyorsun. 4 kişi daha eğlenceli oluyor. 3 de değil. Çünkü 3 olduğu zaman 3. kişi kendisini yalnız hisseder. O yüzden en aşağı 4, hatta mümkünse 5 diye düşünüyorduk. 5 ayarladık hatta. Bir arkadaş sonradan iptal etti. Ama 4 de yeterli. İşte oturup kart falan oynadık. Yorgun olduğumuz zamanlar, yani yürümek istemediğimiz zamanlar. Arkadaş sağ olsun Serkan bana şey öğretti. Texas Hold'um poker öğretti. Böylece bir kolumda bilezik kolumda bir bilezik olmuş oldu. Bir de ihaleyi ben biliyordum. Gençken oynardım. Hatta şeyi hatırlıyorum. 12 sene önce geldiğimizde ihale oynuyorduk galiba. Veya ihaleye benzer başka bir şey oynuyorduk. King oynuyorduk, King. Bak, King'i de unuttum. O da ihalenin bir şeyi değil mi? İleri versiyonu. Sağ olsun arkadaşımız hem Texas Hold'umu öğretti hem ihaleyi öğretti tekrardan. Bir dahakine artık ilerleyip King öğretir. Ama Gök Tengri oynamam için sürekli bana şey yolluyor, işaret yolluyor. Çünkü elim sürekli bok gelip hiçbir şey alamadan isyan ettirdi beni. Merak etmeyin arkadaşlar, normalde oynamam öyle şeyler. Zaten onları oynayacak vaktim olsa gider bilgisayar oynarım. Gerçi ikisi aynı şey değil mi? Çünkü bilgisayar gene yani çok kafa yoruyor. Kafa dağıtan değil, çok kafa yoran bir şey. Bakalım yeni yılda
geleneksel olarak arkadaşların gelip toplanıp kutu oyunu oynama veya bilgisayar olmayan bir şeyler oynama veya bilgisayar oynama. Yani hepsini birlikte yapma. Geleneğimiz bu yeni yılda nasıl olacak göreceğiz. Gene belki ipucu risk falan oynarız. Gerçekten fiziksel olarak yorgun hissediyorum. Ama bu iyi anlamda. Yani yatsam yatardım, öyle söyleyeyim. Ama gene de dedim ki bir anı olsun Olimpos'ta olduğumuzun, bu geçirdiğimiz güzel gecenin, 4 günün bir anısı olsun. Ancak bir dahaki sefere daha hızlı bir şekilde gelmeye çalışacağız. Ya işte otobüste biraz daha para verip bir şekilde daha fazla gelmeye, daha hızlı gelmeye çalışacağız. Ki ilk gün boşa gitmesin. Biraz daha denize girmiş olalım en azından. Ama yine de beni tatmin etti. Beni kesti yani. 3 gece beni kesti. Biliyor musunuz? Çok uzun süredir gelmediğim için buraya güvenemedim biraz. Ki biliyorsun stratejik olarak hep nedir? Bütün opsiyonlarınızı açık tutmak iyidir. O yüzden bize sordukları zaman biz 2 gecelik aslında aldık. Ve 2 gecelik para verdik. Neden? Çünkü belki dedik ki gerçekten çok aşırı bozmuştur ve hiç beğenmeyeceğiz ve böyle yapacak da hiçbir şey kalmayacak ve sıkılacağız belki. Ve erken dönmek isteyeceğiz diye düşündüm. Böyle bir şey olabilir diye. Ama sıkılmadık, artı yapılacak her şeyi yapamadık bile. Ama dediğim gibi fiziksel olarak yeterince yorulduğumuz için yetti. Bir dahakine artık. Evet, sizin sorularınız varsa alayım. Bak. Laptopa konuşuyor hemen soru soruyor. Şaka yaptım lan, ben seni duyamam ki, YouTube bu. Faşist Efe Aydal. Seyircilerine hakaret ediyor. Ha, şu olayı söylemeyi unuttum. Bir daha gelecek olursak şuna da denk getireceğiz. Sizin de aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yeni ay olduğu zaman gelin. Çünkü biz ona denk getirmedik. İstesek de getiremezdik zaten. Hani zaman aralığımız belliydi çünkü. Şeyden bakın. Moon calendar falan diye. Moon face calendar falan diye bakın. Ne oluyor lan? Horoz saldırısı. Moon face calendar diye bakın. Yeni ay olduğu zaman gelin. Neden? Çünkü burada akşam sahile gittiğin zaman müthiş yıldızlar oluyor. Ay indiği zaman yani. Eyvah. Hoplaya zıplaya bir kız geliyor yanında 3 tane arkadaşıyla. Kesin kafa 1 trilyon. Bunlar yanımdan geçerken ben susayım. Telefonla konuştuğumu sansalar bile salça olabilir. Allah, kızın kafa gitmiş. Araba çarpmasın da. Biz tam yanından geçerken susayım, hem dinlemiş olursunuz abi. Evet, kafa gitmiş kızın. Yanımızdan geçti gitti. Arkadan da, onu duydunuz mu? Arkadan da 4 erkek yürüyor. Onlar da yorum yapıyorlar bu duruma. Evet, insanların böyle kafayı kırması için ne olması lazım acaba? Haplanması mı lazım? Sadece sarhoş olması yetiyor mu? Çünkü aşırı sarhoş olsa bu sefer yürüyemez. Ama gayet yürüyebiliyordu, dans falan da edebiliyordu. Neyse, Olimpos'a gelmenin faydaları. Keşke o esnada kamera falan açık olsa, sizi çekseydim. Düşünse tam yanlarına geçerken kamerayı çıkartıp videoyu alıyorum falan böyle. Neyse, bunun faydası o yani. Olimpos'ta bir yandan yolda yürürken bir yandan da konuşmanın faydası bu. Canlı olarak garip olaylar görebiliyoruz. Anında müdahale edebiliyoruz. Canlı müdahale. olaya anında intikal edebiliyoruz. Bu arada olaya anında intikal dedim. Yanımızdan bir ambulans geçti. Nereye gidiyor bilmiyorum. Neyse. Şunu söylemeyi unutmayayım arkadaşlar.
Demiştik ya, yeni ay olsun mümkünse. Çünkü burada ışık kirliliği olmadığı için sahile gittiğin zaman baya baya çok yıldız. Yani çöldeki kumlar kadar çok yıldız görebiliyorsunuz. Şu anda Kafe Kaktüs yazan bir yere geldim. Güzel bir şeyler çalıyorlar ama aynen şey var. Canlı müzik çalıyorlar galiba. Duyuyor musunuz? 21.45 Local Band yazıyor. Yanımda eşimin olmasının bu gibi durumlarda çok faydasını görüyorum. Çünkü elinde kamera olan bir sap gibi gibiyim normalde. Yani olmadığı zaman. Genelde böyle şeyleri eşim çekiyor. O zaman birader ne çekiyorsun demiyorlar genelde. Veya şu an yaptığımız gibi. Şu an yaptığımız gibi girişin önünde durup müziği falan dinlediğimiz zaman girişin önünde bekleyen saplara benzemiyoruz. Neyse, biz yolumuza devam edelim. Fotoğraflarımızı çektik. Bir daha geldiğim zaman böyle canlı müzik olan bir yerde gelip de oturmak isterim açıkçası. Onun da değişik bir kafası var. Şu anda geldiğimiz ekibe çok fazla uygun değildi o. Yani müzik zevkleri açısından. Ama tabii öyle bir sıkıntı da yok. Çünkü hani şey de var, eşimle birlikte geldiğim için hani çok istesek aslında kopar gelir oturabilirdik yani. Şu anda da bile mesela gelip oturabiliriz ama tabii yorgunluk da çöktü. Önceden belirlemiş olmak lazım. Önceden planını yapmış olmak lazım. İşte gelmenin faydası, keşfetmenin faydası, görmenin faydası. Geliyorsunuz, fikir ediniyorsunuz ve bu tecrübeleri de diğer insanlara aktarıyorsunuz. Burada bir tane daha gene Deep Green diye bir yer var. Burada şu anda canlı müzik yok. Ama buranın da içi güzel. Evet, aklında bulunsun. Bizim orada, bizim kaldığımız yerde yer olmazsa burada kalabiliriz veya burada neler var oraya bakabiliriz. Bizim kaldığımız yer gerçekten güzeldi ama. Pansiyonun olduğu yerde işte horozlar var, kediler var, ağaçlar var. Konsept falan yapmışlar böyle. Şey, Halloween'e uygun sanırım yapmışlar. İşte Hayalet Sokak, Cinayet Sokak. Biz mesela Elm Sokağı'ndayız. Ve tabii ki ben daha önce geldiğimde hiç olmayan pansiyonlar da çıkmış ortaya. Çok ilginç. Ya her çeşitli, her konseptten var. Bak, bu biraz daha böyle Türk müziği türü çalıyor burası. Natural diye bir yer. Duyuyor musunuz? Bir dakika, bu bir yandan geliyor. Burası neresi? Bass. Burası da güzel. Bayağı giriyorsun ve bayağı bir gidişi var yani. Bak, vegan, vegetarian, LGBT yemekleri. Yani vegan, vegetarian var ama gerçekten. Gluten free. Evet. Gerçekten bayağı konsept yerler yapmışlar. Bunun fotoğrafını çekelim. Unutmayalım. Sonra hepsine tek tek ben bunun internetten bakarım. Şuna bakalım. Tamam. Bir tane vardı. Bazıları öyle. Şimdi değişik bir isim koymuşlar. Tabii isim vermek istemiyorum ama sallayayım. Diyelim ki Issız Ada olsun, tamam mı, pansiyonun adı. Pansiyonun adı Issız Ada. Şimdi pansiyonun içine de Issız Ada ile ilgili konsept yapman lazım. Ama hiçbir konsept yok yani. Sadece adı öyle. Öyle yerler de gördüm birkaç tane. Ama onun haricinde pansiyonların çoğu zaten şeymiş yani, bunların neredeyse hepsi bütün yıl kalıyorlar burada. Sadece yazın değil, sürekli kalıyorlar. Öyle olunca baya geliştirmişler. Adamların kendi evi yani. Öyle olunca baya geliştirmişler. Hep yeşillik, şerif pansiyon.
diye bir yer var. Bunu da çekelim. Başka ya kesin anlatmak isteyip de unuttuğum şeyler olmuştur. Videolardan bakarsınız diğerlerine. Evet, bir yandan da tabii geriye dönüp projelerimin başına dönmek için sabırsızlanıyorum. Hatta şu 13 Ekim'de bitmesi gereken, teslim edilmesi gereken projeyi bitirebilecek miyiz bilmiyorum. Eğer o yarışma önceden olsaydı büyük ihtimalle bu geziyi de iptal ederdik. Yani önceden bilseydik öyle bir yarışma olduğunu büyük ihtimalle bu geziyi de iptal ederdik ama şimdi iptal et nereye kadar? Ben geçen sene Mayıs'ta falan istiyorduk, sonra olmadı. Eylül dedik, olmadı. Bu sene Mayıs dedik, olmadı. Bu Eylül dedik ve artık dedi mi tamam yemeyeceğim, içmeyeceğim, vakit ayıracağım, para ayıracağım. Yani hem vakit olmuyordu hem para olmuyordu. İkisini ayıracağım artık dedim yani. Kafaya koydum. Bundan sonra inşallah böyle ara ara Efe'den inşallah dedi. Ne olacak şimdi? Ha? Gitti canlı yayın kazası. Ne diyeyim oğlum? Sürekli ben bunu söylediğim zaman sürekli yorumlara ne diyeyim? İnş tamamen tesadüf. Al mutlu musun? İnş tamamen tesadüf. Tamamen tesadüf nasip ederse tamamen tesadüfe her gün dua ediyorum ki bundan sonra artık vakit para olacak. Böyle yerlere gitme şansımız olacak ara ara. Evet, bizim kaldığımız pansiyona da geldim ben. Bir podcast'in daha sonuna geldik. Podcast de bitti, ben de bittim gerçek anlamda. Yoruldum bayağı. Umarım eğlenmişsinizdir. Benim için de güzel bir anı oldu. Böyle gittiğim ilginç yerlerde. Artık şu yaka mikrofonun teknolojisi olduğu için hiç elime mikrofon falan almama gerek kalmadan telefonla konuşuyormuş gibi bu şekilde yürüyerek podcast kaydetme şansım oldu. Yani bu benim için gerçekten önemli bir şeydi. Bunu da birçok yerde yapmaya çalışacağım. Bugün görmüş olduğunuz gibi garip, ilginç olayların da canlı olarak şahidi olmuş olduk. Ve bizim için de güzel bir anı olmuş oldu. Evet, şu anda tabii pansiyona girdiğim için sessiz olmam lazım artık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki pansiyonu diyecektim. Bir sonraki podcast'te görüşürüz.